Hepsinin bir fikri vardı. Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. O da Kobani davası kararı ile alakalı bir paylaşım yaptı. Başta Meral Danış, Beştaş olmak üzere bazı DEM partililerden tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu o tepkilere uzun bir yanıt verdi. Demirtaş'ı yalnız bırakanlardan olmayacağım dedi. Kobani davası kararları CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı DEM partilileri karşı karşıya getirdi. Sebebi ise 8 yıl önceki dokunulmazlıkların kaldırılması kararıydı. Bunlarla mı bizi korkutmaya çalışacaksın? Kılıçdaroğlu Kobani davasında cezaların açıklandığı gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Adaletin terazisi bir kez daha kırıldı dedi. Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı. Hiç kimse unutmasın. Bugün verilen bütün kararların geçerliliği otoriter hükümetin iktidar süresi kadardır. Vicdanlarda ve milletimiz nezdinde bu kararların hiçbir hükmü yoktur. Bunun içindir ki dikte rejimleriyle el sıkışılmaz ve sistemin aparatı olunmaz. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine DEM Parti milletvekili Meral Danış Beştaş'tan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu 2016 yılında katıldığı bir programda AKP'nin dokunulmazlıklarla ilgili teklifinin anayasaya aykırı olduğunu ancak yine de evet diyeceklerini söylemişti. Beştaş bu sözler üzerinden Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Adalet terazisi anayasaya aykırı ama evet deyip dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dediğinizde ilk kırılma gerçekleşti. Kılıçdaroğlu sadece Beştaş değil sosyal medyadan gelen benzer tepkiler üzerine yeniden bir paylaşım yaptı. Eleştirilere yanıt verdi. Kobani davaları sonuçlanmış ve çıkan hukuksuz kararlara en üst perdeden karşı duran bir açıklama yayınlamıştım. Gerek sosyal gerekse ulusal medyada bazı kişilerin ve siyasetçilerin konuyu anlamadığını, anlayanların da işlerine gelmediği için attıkları dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek sen sebep oldun iftiralarını üzülerek takip ettim. Hiç lafı eğip bükmeden söylemek isterim ki mevcut iktidara benim dışımda diktatör diyebilen bir siyasi lider görmediğim gibi bırakın diktatör demeyi, bu hukuksuz karara karşı çıkıyor olmanın yolunu Erdoğan'ı eleştirmekten korktukları için Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkları kaldırdı diyerek bulanları acıyarak izliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu terör suçunun dokunulmazlık kapsamında olmadığını hatırlatarak devam etti. Ayrıca Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının işlediği veya kendilerine isnat edilebilecek bir terör suçu da yoktur. Sayın Demirtaş savunmasında da vurguladığı üzere demokrasi ve barış savunucusudur. Hal böyleyken Sayın Demirtaş içerisinde AKP rejimiyle anlaşmalı bazı partililerinin de olduğu bir irade tarafından yalan ve iftiralar manzumesiyle dokunulmazlığın kaldırılması maskesiyle tutsak edilmiştir. Sayın Demirtaş'ı tutsak eden iradenin en önemli ismi Erdoğan'ın kendisidir. Sayın Demirtaş ve arkadaşlarının kendi partileri içerisinde kimilerinin her fırsatta göz kırptığı ve Erdoğan'ın öncüsü olduğu irade tarafından tutsak edilmelerine karşı tek başıma kalsam da mücadele edeceğim. Sayın Demirtaş'ı yalnız bırakanlardan olmayacağım. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine şaşırtmadı. Her bu tarz durumlarda yaptığı benzeri tanımlamaları yaptı. Kızılcahamam kampında konuştu, partisinin Kızılcahamam kampında konuştu. Gündeminde siyasette yumuşama dönemi ve tabii ki Kobani davası vardı. Bahçeli, Kobani davasında verilen cezaları eleştirenleri yine terör seviciliğiyle suçladı. Bizim kucaklaşma ve uzlaşma vasatımız, ülkemizin ve milletimizin baki çıkarları vazgeçilmez değerler hazinesidir. Terörizme boyun eğmek bir uzlaşma veya yumuşama değil, acziyet ve teslimiyettir. Bu zeminde yumuşama, diyalog ve normalleşme diye bir şey söz konusu olmayacaktır. Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek, itiraz etmek, karşı gelmek, devlete ve millete en ağır hakaret olup bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek, art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür. Mesele milli ve manevi değerlerde uzlaşmaktır. Yumuşama beklentimiz usulde değil, üslupta olmalıdır. Muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki böylesi bir yumuşama yıkıma çanak tutmak, krizlere ortam açmak, hukuk devletinin sırlarında gedik açmak demektir.